Sevgili Fenerbahçeliler, Transfer TV Plus kanalından hepinize selam ve sevgiler. Evet, Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Gün boyu yoğun telefon diplomasisi, yaptığım görüşmeler, yazışmalar, mailleşmeler, yurt dışındaki temsilcilerle e, beyin fırtınası estirerek Fenerbahçe'de ne oluyor, neler bitiyor, yurt dışından hangi oyunculara Fenerbahçe talip, hoca gündemi nedir, kimler kiralıklardan kimler, dönenlerden kimler tekrar kiralanacak, kimler takımda tutulacak, hangi oyuncularla yollar ayrılacak, transfer bütçesi ne, Sayın Ali Koç'un hoca konusundaki düşüncesini, Emre Belezoğlu'nun, teknik direktör Emre Belezoğlu'nun geleceğe yönelik planlarını hepsiyle ilgili şimdi sizinle önemli bilgilere paylaşacağım. Evet Fenerbahçeliler, Transfer TV Plus kanalına daha fazla ilgi bekliyorum. Tıpkı Galatasaraylılar gibi, Beşiktaşlılar gibi, hatta Trabzonsporlular gibi ilgi bekliyorum Fenerbahçelilerden. 25 milyon Fenerbahçe taraftarı nerede? Evet Fenerbahçeliler, siz az ilgi gösterdiğiniz için daha az videolar çekmek durumunda kalıyorum. Çünkü bu iş büyük emek işi. Siz yeteri kadar ilgi göstermeyince ben de bu duruma üzülüyorum ve Fenerbahçe haberleri önümde birikiyor. Sizinle paylaşmam için sizin de bu kanala abone olmanız lazım. Siz ne kadar abone olup çektiğim videoları beğenip yani yeni diliyle like atarsanız, soru, görüş, öneri bunları da videoların altına eklerseniz ben sizinle yakında zaten canlı yayınlarda sorularınızı cevaplandıracağım. Sevgili Fenerbahçeliler, şöyle bir algı var. Bu algıya, bu yanılgıya düşmeyin. Ben Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un da her maçı kazanmasını istiyorum. İnanın Fenerbahçe kaybettiğinde ben Fenerbahçelilerden daha çok üzülüyorum. Niye? Çünkü ben bir spor gazetesinin yayın yönetmeniyim. Gazetemin çok satılmasını isterim. Büyük emek harcıyorum ben gazeteye. E, televizyonda çıktığım yayının işte spor gündemine çıkıyoruz her gün 3 saat hafta içi. Daha çok izlenmesini isterim. Fenerbahçe kazanırsa, Fenerbahçeli mutlu olursa hem fotomaçı daha çok alır hem de A Spor'daki programlarımızı daha çok izler. O yüzden hani ben burada eleştiriyi hepsine yapıyorum. Bakın her her takıma eşit mesafede eleştiriler yapıyorum. Ben Fenerbahçe'yi eleştirdim diye hatalı gördüğüm şeyleri eğer söylemezsem dilsiz şeytan durumuna düşerim ya da fesat durumuna düşerim. Ben orada hatayı gördüğümde söylemek zorundayım. Ben bunu söyleyince işte sosyal medya üzerinden bana Fenerbahçe düşmanısın sen. Kardeşim asıl Düşmanlığı, hataları görüp de görmemezlikten gelendir. Fenerbahçe'yi tost bembe göster gösterendir Fenerbahçe düşmanı. Ben Fenerbahçe düşmanı değilim. Erol Bulut'la yollar ayrılığında dedim ki A Spor'da Fenerbahçe şampiyon olur bu kadroyla. Ama kısa yoldan gemiyi lima limana yaklaştırılacak bir hoca var Türkiye'de. Bunu başaran, defalarca başaran hoca Mustafa Denizli dedim. Hemen dedim yönetim Mustafa Denizli ile anlaşsın Fenerbahçe şampiyon olur demiştim. Ve Mustafa Denizli daha Altay'a gitmemişti. Altay'da da kısa sürede yaptığı işler ortada. Şimdi Fenerbahçeliler bakın o yüzden onun bunun söyledikleriyle işte birkaç kendini bilmezin yazdıklarıyla köşe başlarına yerleşen trolllerin gazına gelip de işte Zeki Zundurkan, Fenerbahçe ben Fenerbahçe düşman niye olun? Ben Aziz Yıldırım'la görüşüyorum biliyor musunuz? Fenerbahçeliler. Ve Aziz Yıldırım beni çok seviyor. Efsane başkanınızdır Aziz Yıldırım. Ali Koç da beni ziyarete geldi. Bunu da, bunu da söyleyeyim. Ali Koç beni ziyarete geldi. Odamda Ali Koç'ta resimlerim var, videolarım var. Fenerbahçe düşmanlığı nedir ya? O yüzden bu kanal sizin kanalınız sevgili Fenerbahçeliler. Bu kanal Fenerbahçelilerin kanalıdır, Galatasaraylıların kanalıdır, Beşiktaşlıların, Trabzonsporluların, Anadolu takımların, herkesin kanalıdır. Siz ne kadar çok ilgi gösterirseniz ben de o kadar çok paylaşım yaparım Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe'de olup biten her şeyi paylaşırım. Hepimiz aynı gemideyiz sevgili Fenerbahçeliler. Bunu unutmayın. Düşmanlık falan yok. Benim hayat felsefemde düşmanlık yok. Ben eleştiren bin yıl yaşasın derim o kadar. Ama de karşıyım. Küfür edenlerle zaten avukatlarım ilgileniyor. Sonradan karşı karşıya geldiğimizde annesi babası geliyor karşıma dikiliyor. Ne olur affet diye. Bir küfürün cezası 5 bin liradan başlıyor Fenerbahçeliler. Onu söyleyeyim. Hatta bazı medyadaki arkadaşlar özellikle dava açıp e, buralardan parada kazanıyorlar. Kimi hayır kurumlarına, kimi çocuk esirgeme kurumlarına e, buradan kazandıkları paraları veriyorlar. Ama ben dediğim gibi affedeceğim, affediyorum. Ama gün gelir bardağın son damlası da taşarsa ben de affet affetmeyecek duruma gelirim ama ben hepinizi seviyorum bunu unutmayın. Evet Fenerbahçe'de gelelim transfer olayına. Böyle bir açıklama yapayım dedim. O yüzden bu kanal sizin kanalınız olduğu için çektiğim videoları izlemeden önce abone ol butonuna tıklayıp abone oluyorsunuz, çektiğim videoları beğeniyorsunuz. Zaten yakında sizlerle canlı yayınlarda birlikte olacağım sevgili Fenerbahçeler. Evet Fenerbahçe'de neler oluyor? Hoca konusunda bugün önemli bir isim ulaştım. Önemli bir isim Fenerbahçe'nin gündeminde şu anda. Yani daha önce Löw vardı, Sarri vardı, Pellegrini vardı, Labadia vardı, vardı da vardı ama yeni gelen isim lise şampiyon yapan e, Galtier, Christophe Galtier Fenerbahçe'nin gündeminde. Aslında Galtier Fenerbahçe'ye uzak bir isim değil ya da Fenerbahçe'nin ilk kez duyduğu bir isim değil. Çünkü Damiel Comelli Fenerbahçe'ye sportif direktör olduğunda 2018 yılında e şunu söylüyor. Fenerbahçe Yönetim ve Ali Koç'la, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la yaptığı toplantıda yeni bir oluşumda şampiyonluk beklentisi olmadan yola çıkarsak mükemmel bir takım yaratabiliriz diyor. Ve Galtieri öneriyor Fenerbahçe'ye. Ali Koç ise şampiyonluk beklentisi olmadan yola çıkamayız diyerek Fransız teknik direktörü daha ilk görüşmede, ilk ilk e, toplantıda gündeme geldiğinde reddediyor. Sonra Galtier'le görüşme bile yapılmıyor. Ama şu anda Emre Belezoğlu konusunda gelgit yaşıyor Fenerbahçe. Çünkü dediğim gibi Fenerbahçe'nin önüne Sivas maçında şampiyonluğu rakipler altın tepside sunmuştu. Fenerbahçe, Emre Belezoğlu burada hata yaptı. Hepimiz kabul edelim. İşte Zalai sakatlanıp çıkıyor. Daha önce Luz Gustavo'yu oynatmadı. Luz Gustavo'yu stoperde oynatıyor. İşte Serdar Aziz'i oraya mont etmiyor. İkinci Sivas golünde... Luis Gustavo'nun da hatası var. Çünkü Luis Gustavo stoper değil zaten. Ön libero. Onu geçtim. Alanya Spor maçını kazanamadı. Yani iki büyük sınavı vardı. Alanya Spor maçı ve son şampiyonluk maçında da sınıfta kaldı. O yüzden Emre Belezoğlu'nun futbolcu kariyerine ben ceketimi dikliyorum Ve Emre Belezoğlu'nu geç de olsa tanıdım. iki yıldır tanıyorum. Çok beyefendi, çok düzgün. Pırlanta gibi bir insan. Adam oğlu adam öyle söyleyeyim. Ama teknik direktörlük başka bir şey. Yani Emre Belezoğlu'nun Şenol Güneş gibi, Fatih Terim gibi ya da Mustafa Deniz gibi de, deneyimli teknik direktörün yanında e, deneyim edilmesi lazım. Yani sağ içinde problemi çözmek farklıdır. Genç bir teknik direktörün e, sağda gördüğü problemi çözmesiyle, yıllarını bu işe vermiş teknik direktörü çözmesi farklıdır. O yüzden dediğim gibi Emre Belezoğlu'na Fenerbahçe yazık etmesin. Burada duygusal davranırsa, Fenerbahçe ile lige başlarsa ve Fenerbahçe kötü sonuçlar alıp zirve yarışının bir anda gerisinde kalırsa bu sefer Emre Belezoğlu'nu göndermek zorunda kalacaklar. Emre Belezoğlu gönderildiğinde sportif direktörlük makamına da çıkmaz. Emre Belezoğlu'nu Fenerbahçe kaybetmiş olur. O yüzden Fenerbahçe Emre Belezoğlu konusunda duygusal davranmayıp çok iyi düşünmek zorunda. Benim düşüncem ki yönetimin de böyle düşündüğünü biliyorum ben. Çünkü Ali Koç Erol Bulut olayından sonra ben bu teknik direktör konusunda çok duygusal davrandım. Yanımdakilerin fikirlerini çok fazla dikkate aldığım için hata yaptım. Bundan sonra öyle bir teknik direktör getireceğim ki kimse çok kariyerli bir teknik direktör getireceğim ve Fenerbahçe'de Kimse teknik direktörü sorgulayamayacak kariyer nedeniyle. Ne nasıl? İşte kariyerinde şampiyonluklar, kupalar olacak hocalar. Fakat o şampiyonluklar, kupalar dolu Sarri Pellegrini, Löw gibi hocaların yıllık maliyeti ekibiyle birlikte 10 milyon euroları buluyor. 30-40 milyon euroluk da transfer bütçesi istediği için şu anda Türkiye'de değil Fenerbahçe hiçbir kulüp böyle bir yükün altına girme şansı yok. Bir taraftan Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma ki anlaşmada kazancın üçte biri bankalara gidiyor, bankalar birliğine gidiyor. Diğer taraftan da denk bütçe uygulaması nedeniyle zaten sattığın kadar alabiliyorsun. O yüzden de Fenerbahçe'nin şu anda e, daha az maliyetli ama başarılı bir hocaya ihtiyacı var. O yüzden de e, Lille e, sözleşmesi biten 54 yaşındaki Galtier Fenerbahçe'nin gündemine geliyor. Ve Fransa'da e, hayalini kurduğu paraları da kazanamıyor. Çok düşük maliyetle e, işte Türk oyuncularla birlikte Paris Saint Germain gibi e, Karun kadar zengin bir kulübü Mbappeleri, Neymarları geçip e, şampiyon olmayı başardı. E, Paris Saint Germain hegemonyasına son verdi. Paris Saint Germain yan, yanılmıyorsam Fransa Ligi'nde son 8 sezonda 7 kez şampiyon olmuştu. E, Lille bu hegemonyayı kırdı ve e, dediğim gibi mütevazi bir kadro diyebileceğimiz yani Paris Saint Germain'e göre e, mütevazi bir kadroyla e, Burak Yılmazlarla Yusuf Yazıcılarla Zeki Çeliklerle birlikte Lille şampiyon yaptı. Çok yaratıcı, hücum futbolunu çok iyi beni isteyen bir hoca e, ve bu konuda da bu konuda da e, sevgili Fenerbahçeliler e, Fransa kaynakları da e, Fransa televizyonunda spor yorumcuları da e, Galtier için ayrılık vakti geldi diyor. Yani e artık onun büyük paralar kazanma zamanı geldi diyor. Ve Galtier'e yakın bir gazeteci e, TF1 kanalında yaptığı yorumda Alex e, ismi de Alexander Koyul isimli gazeteci, yorumcu e, ayrılık açıklamasıyla e, Fenerbahçe'yi tekrar akıllara getiriyor. Çünkü 2018'de Fenerbahçe'nin radarında olan bir isimdi. Ve e, burada e, Galtier diyor artık Fransa'da kazanılacak e, bir şey olmadığını. Çünkü hedefi şampiyonluktu. Onu başardı. Yeni bir maceraya yelken açmak istiyor. E, Türkiye onun için hem yeni bir meydan okuma hem de şimdiye kadar hak ettiği ama kazanamadığı büyük paraları kazanmak için e, büyük bir fırsat olur. E, Fenerbahçe'de Fransa'da yakından tanıldığı için Fenerbahçe'nin de hoca olduğunu bildiği için Fenerbahçe'nin işte yıllardır özlediği şampiyonluklara ve kupalara ulaştıracak bir hoca şeklinde ifadeler kullanıyor. E, Galtier konusunda. Tabii ki e, burada e, hocanın hocayla Nice kulübü de ilgileniyor. Hatta Fransa'da e, da, geçen hafta çıkan iddialara göre Burak Yılmaz'la Burak Yılmaz'la birlikte Nice kulübe Nice kulübüne gideceği söyleniyordu. Eee Christophe Galtier'in ama Fenerbahçe cazip bir teklifle Galatasaray'ın önüne giderse ki düşük bütçeyle Fenerbahçe'nin zaten e, Sayın Ali Koç'un dediği gibi %70 şampiyonluğu getirecek bir kadrosu var. Ufak dokunuşlar ve kenarda kaliteli bir teknik ekiple birlikte Fenerbahçe şampiyon olur. E dediğim gibi Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştıracak bir hoca. Ama benim kafamda bir hoca adayı daha var. Lucescu. Gitti Dinamo Kiev'e 3 kupa aldı. Yani her gittiği yerde şampiyonluk ve kupa kazanan bir hoca. Yani şampiyon Şampiyonluk Üstadı Profesörü Kupa Üstadı Profesörü bir hoca Luchescu'da e, Fenerbahçe'ye koşa koşa gelir. Bizzat Luchescu'yu aradığımızda da her zaman işte e, Türkiye'de şampiyon yapmadığım Fenerbahçe var onları da, onları da şampiyon yapmak istiyorum diyordu daha önceden. Burada dediğim gibi Fenerbahçe'nin adımlarını iyi atması lazım. Hoca konusunda nokta atışı kararlar vermesi lazım. E, bunu söyleyelim. Fenerbahçe'de diğer transfer gelişmelerine de e, şöyle bir bakarsak iddialar e, peş peşe geliyor. Fenerbahçe Mustafa'yı istiyor e, haberi yeniden gündeme gelmeye başladı. Alman gazeteci Alman gazetesi Hamburger Morgenpost Morgan Post gazetesi Fenerbahçe'nin Arsenal ile sözleşmesi sona eren sona erecek olan yani sözleşmesi biten diyelim artık sezonlar bitti. Alman stoper e, Mustafi'yi, şu Kodran Mustafi'yi transfer etmek isteyen takımlar arasında yer aldığını açıklamış. Mustafi geride bıraktığımız sezonun devre arasında Şalke 04'te transfer olmuş. Ancak forma giydiği 13 maçta takımın Bundesliga'ya veda etmesinin önüne geçememişiz. Şalke zaten çok yetenekli oyuncular olmasına rağmen Bundesliga'ya veda etti. Bunu da söyleyelim. E, Ramadan'ın önerdiği bir oyuncu vardı. Serbest bırakıldı bu oyuncu. Onu da söyleyelim. E, Fali Ramadani hem Trabzonspor'a hem Beşiktaş'a hem Galatasaray'a oyuncular e, önermeye başladı. Onu da söyleyelim. E, Fali Ramadani'nin e, Monaco'da forma giyen Stevan Şevtoviç'i e, Fenerbahçe'ye önerdiğini daha önceki buradaki videolarda da dile getirmiştim. E, Monaco Sportif Direktörü Paul Mitchell bugün bir açıklama yaptı ve 31 yaşındaki golcünün golcünün sözleşmesini yenilemeyeceklerini duyurdu. E, ve kendisine... E, teşekkür ettiklerini, kariyerinde başarılar diledi ve golcü arayan, iyi bir golcü arayan Fenerbahçe'nin eee Jevtovic'e e, teklif yapmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanılacak ama e, Fani Madani Fenerbahçe bu golcüyü önerdi. Bunu da ifade edeyim sevgili Fenerbahçeliler. Evet Fenerbahçe'den çok fazla transfer haberleri birikti. Onları izninizle müsaadenizle bundan sonraki videolarımda paylaşacağım. Belki bundan sonra çekeceğim videoda paylaşacağım ama e sizler bu kanal sizin kanalınız sevgili Fenerbahçeliler Transfer TV Plus kanalına Fenerbahçe transfer videolarını izlemeye girdiğinizde abone ol butonuna tıklayıp abone oluyorsunuz çektiğim videoları beğeniyorsunuz hepsi bu kadar siz ne kadar ilgi gösterirseniz ben de elimdeki bütün transfer bilgilerini sizinle paylaşacağım bu videoyu göreceğim bakalım rekor sayıda izlenme rekor sayıda beğeni gelirse elimde çok önemli transfer haberleri var. Onları da yarın sizinle paylaşacağım. Hepinize selamlar sevgiler Fenerbahçeliler. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Başta Almanya'daki gurbetçi Fenerbahçeliler olmak üzere dünya üzerindeki bütün Fenerbahçelilere de kucak dolusu selam ve sevgilerimi iletiyorum. Yarın inşallah bomba gibi transfer haberleriyle Fenerbahçe'den bomba gibi transfer haberleriyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.